Malum hocalarımın izah ettiği şekliyle milli mücadele, Mondros Mütarekesi ve sonrasına geçen süreçte aslında gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki ilişkilerde iki temel kırılma noktası vardı Cumhuriyet döneminde etkileyen. Birincisi savaş sırasında yaşananlar, Birinci Dünya Savaşı, arkasından mütareke ve mütarekenin ertesinde yaşananlar. Biz mütareke dönemiyle ilgili yani Mondros Mütarekesi'nden Lozan Anlaşması'nın sonuna kadar olan süreçte gayrimüslim kurumlarını iki cephe halinde görüyoruz ve iki cephe halinde yaşanmış bir mücadele üzerinden bir serüveni takip ediyoruz. Birincisi mütarekenin hemen imzalanmasıyla beraber hem Osmanlı idaresine hem de sonraki süreçte milli mücadeleye karşı faaliyette bulunan Yunan ordusunu destekleyen işgal güçleriyle birlikte hareket eden Ermeni ve Rum patriklikleri ve bunların desteklediği ya da onların politikalarına uygun olarak faaliyet yürüten Anadolu'da Ermeni ve Rum ahali ve onlara bağlı kilise ya da murahhaslıklar. Diğer taraftaysa aslında kendi içindeki bölünmüşlüklerle birlikte ana gövde olarak kurumsal anlamda İstanbul hükümetiyle de sonradan milli mücadeleyle de karşı karşıya gelmemeye çalışan ve daha çok devlet yanlısı bir tavır sergileyen Hahambaşılık, Musevi Hahambaşılığı, Süryani Patrikliği ve sonradan Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa tarafından tesis ettirilecek olan Türk Ortodoks Kilisesi. Dolayısıyla aslında hem mütareke sonrası İstanbul hükümetinin politikaları hem milli mücadelenin başlaması sonrası verilen askeri mücadele sırasında yaşanan savaş bir askeri mücadele, bir diplomatik mücadele ve bunun yanında bir de dini mücadeleydi. Kiliseler arası ya da dini kurumlar arası da bir mücadeleydi ve hem İstanbul hükümeti hem de Ankara bu mücadelede kendilerinin yanında karşı tarafta bulunanlarla beraber kendi taraflarında da tuttukları dini kurumlarla beraber farklı bir mücadele daha verdiler. Kısaca işin özü şuydu aslında. Rum ve Ermeni patriklerinin İstanbul hükümeti ve milli mücadele aleyhine sürecin devamı içerisinde gösterdikleri tavır ve Yunan ordusunu ve İngiliz politikalarını desteklemeleri karşısında özellikle Ankara hükümeti Süryani Patrikliği, Türk Ortodoks Kilisesi ve Hahambaşılığı yanında tutarak aslında verilen mücadelenin, milli mücadelenin bir gayrimüslim aleyhtarı hareket olmadığını, gayrimüslimlerle olan savaşın sadece işgalcileri destekleyenlere karşı verilen bir direniş olduğunu ifade etmek için kendilerine bir siyasi destek sağlıyorlardı. Bunu Mustafa Kemal Paşa hem nutukta hem sonraki yazışmalarında çok açıkça ifade eder. Örneğin Rum ve Ermeni patrikliklerini Kuvayi Milliye'yi anaasırı gayrimüslimi aleyhtarlığı ile şaibedar eden kurumlar olarak tanımlar. Yani milli mücadele Hristiyanlara karşı gayrimüslimlere karşı ortaya çıkmış bir harekettir şeklinde yapılan propagandanın doğru olmadığını, milli mücadelenin sadece işgalcilerle ve işgalcileri destekleyenlerle bir probleminin olacağını, onun dışındaki ahaliyle ya da kiliselerle çatışmasının söz konusu olamayacağını ifade eder. Buna örnek olarak da kendisinin beraberinde olan kurumlardan bahseder. Şimdi bu kurumların bölünmüşlüğü nasıl ortaya çıkıyordu? Mehmet Ali Hocam'ın sunumunda ifade ettiği gibi mütarekeyle beraber iki temel aslında gayrimüslimler üzerinden çok ciddi sorun var. Mustafa Kemal Paşa'nın görevlendirilmesinin de arkasında yatan sebeplerin en önemlisini teşkil eden Karadeniz'de bir Pontus devleti kurulması iddiaları ya da o bölgede savaş sırasında Rumların ve Ermenilerin tehcirinden kaynaklı katliam iddiaları ve Doğu Anadolu'da da Ermenistan kurulması. Savaş sırasında hükümetin yürüttüğü politikaları ve yaşanan tehcir hadiselerini gayrimüslim kurumları, Rum ve Ermeni patrikhaneleri bu bölgede gayrimüslim ahalinin yok edilmesi politikası olarak değerlendiriyorlardı. Mütarekeyle beraberse devletin yenildiğini ve bundan sonraki süreçte önceki dönemde yaşananların intikamının alınacağı kendi söylemleriyle yeni bir siyasi hayata geçireceğini ifade ediyorlardı. Bu yüzden aslında hem Sultan Vahdettin hem Osmanlı idaresi hem de sonraki süreçte Mustafa Kemal Paşa çok tedirgindiler. Rum ve Ermeni patrikhaneleri açıkça
işgal güçleriyle beraber hareket ediyorlar. O bölgelerde bir katliam olduğuna dair çeşitli belgeler, kaynaklar ya da iddialar ortaya atıyorlar. Ve bununla ilgili mütarekenin çok sert uygulanması için İngilizleri teşvik ediyorlardı. Buradan çıkacak bir sonucun bir tehlike oluşturacağı endişesiyle bu hususlarda ciddi önlemler alınması gerektiğine dair hem mütareke ertesinde İstanbul hükümetinin hem de sonrasında milli mücadelenin ve Ankara'nın önlemleri, çabaları söz konusu olacaktı. Şimdi Rum Patrikhanesi bunu gerçekleştirmek için dönemin en ciddi devletle karşı karşıya gelmiş kurumu Rum Patrikhanesi'ydi. Rum Patrikhanesi Ermeni Patrikhanesi'ni de kendi politikalarına dahil etti aslında. Eğer savaş şartlarını düşünürsek Birinci Dünya Savaşı aslında beklenti şuydu. Mütareke ile beraber esas sert ve saldırgan politikaları hayata geçirebilecek olan kurum Ermeni Patrikhanesi olarak da düşünülüyordu. Dönemin devlet adamları ya da aydınlarının yazdıklarına baktığımızda böyle bir endişenin olduğunu hissediyoruz. Ama bu tam tersi yerden, Rum Patrikhanesi'nden geldi. Bunun da herhalde şöyle bir altyapısı vardı. Ermenilerin o dönemde henüz doğrudan bel bağlayacakları, tırnak içerisinde, bir ana vatan algısı ya da batıda çok ciddi destekleri yoktu. Ama Rumlar Yunanistan'la bir ana vatan algısıyla yakındılar. Özellikle Venizelos'un iktidara gelmesiyle beraber Patrikhane doğrudan Venizelos'a bağlı bir kurum gibi çalışıyordu. Özellikle İngiltere'nin hem Yunanistan'a hem de Rum Patrikhanesi'ne karşı sonu gelmez bir desteği vardı. Venizelos iktidardan düştükten sonra ancak bu destek çekilecektir ve İngiltere için Doğu kiliselerinin merkezi İstanbul Patrikliği'dir ve onların siyasi temsilcisi Venizelos ve Yunanistan'dır. Bunu açıkça ifade ediyorlardı. Özellikle İngiliz kilisesi de Yunanistan dışişlerini, işte İngiltere dışişlerini bu konuda teşvik ediyordu. Doğu siyasetinde İngiltere'nin, özellikle Osmanlı topraklarındaki siyasetinde İngiliz politikalarının esas destekçisi olarak yanlarında bulacakları ilk kurum Rum Patrikhanesi olacaktı. Dolayısıyla Rumlar belirledikleri siyasi hedefleri çerçevesinde Ermeni kilisesinde yine savaş sırasındaki yaşananların gerekçe gösterildiği bir siyasi söylemle yanlarını almayı başardılar. Kilise Rum Patrikhanesi kısa süre içerisinde okullarında Türkçe eğitimi yasaklayacaktır. Kendilerinin bir Osmanlı kurumu olmadığını ve Osmanlı tebaası Rumların bundan böyle vatandaşlık olarak Osmanlı'ya bağlı olmadıklarını ilan edecektir. Mart 1919'da doğrudan Patrikhane'nin Yunanistan'a bağlandığını ilan ederek bundan böyle resmi işlemlerini sadece Yunanistan'la yapacaklarını, Osmanlı ile ilgili hiçbir resmi işlemlerinin kalmadığını açıklayacaktır. Dolayısıyla aslında 1919 başlarından itibaren gayri resmi olarak ne Patrikhane bir Osmanlı kurumudur ne de Rumlar birer Osmanlı vatandaşıdır bu siyasi söylem üzerinden. Aynı politikaya Ermeniler de destek verdiği için Ermeniler de Rum kilisesinin politikalarını desteklediklerini ve ortak hareket edeceklerini belirten bir ilanda bulunmuşlardır. Hatta Abdurrahman Hocam'ın çeşitli yayınlarında da bunlar vardır. Kendilerine ait pasaportlar dizayn ederek, hazırlayarak bundan sonra Osmanlı tezkiresi, o dönemin tabiriyle nüfus evraklarını ya da pasaportunu dahi kullanmayacaklardır. Kendilerine ait nüfus defterleri ve pasaportlarıyla hazırlayacaklardır. Dolayısıyla artık Osmanlı'dan kopmuş, mütareke sonrası Osmanlı'ya uygulanacak sert politikaları destekleyen, İngiltere'nin bu bölgeye hakim olmasını ve bu çerçevede kendi taleplerinin hayata geçirilmesini isteyen iki temel kurum vardır, Rum ve Ermeni Patrikhaneleri. Hatta Paris Konferansı'na gönderdikleri ortak bir muhtırada açıkça hem Pontus'un kurulmasının sağlanmasını hem Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulmasını her iki toplum adına kabul ettiklerini ve desteklediklerini belirten bir ortak deklarasyon yayınlamışlardır ki Paris Barış Konferansı'nda bunun sunulmasıyla beraber aslında resmi olarak Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim, iki gayrimüslim kurumun temsilcisi sıfatıyla kendilerini bu iki talep edilen Pontus ve Doğu Anadolu'daki Ermenistan
devletler için resmi talepte bulunmuş olacaktır. Yine ismi zikredilen Bogosluvar ve diğer Ermeni temsilcileri bu deklarasyon çerçevesinde Lozan'a kadar olan süreçte Batılılardan Ermenistan talebinde ve Pontus talebinde bulunmaya devam edeceklerdir. Çünkü onlara göre bu bir yasal taleptir. Osmanlı Devleti savaşta yenilmiştir. Yenilmesinin gerekçeleri her ne olursa olsun o ülkede savaş sırasında yaşayan iki kilisenin yeni bir siyasi talepte bulunma hakkı vardır onların iddiasına göre. Ve bu hak resmen barış konferansına iletilmiştir. Rumlar Ermenilerin bağımsız devletini, Ermeniler de Rumların bağımsız devletini desteklemektedir. Bu yüzden de Batı dünyası bu talebe olumlu cevap vermek mecburiyetindedir. Eğer milli mücadele başarıya ulaşmasaydı muhtemelen çok daha farklı bir siyasi tabloyla karşı karşıya kalacaktık. Şimdi bu faaliyetler karşısında bunların çok fazla detayları vardır. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Birkaç örnek verilebilir. Mesela İstanbul işgal edilmeden daha 16 Mart 1920'den önce İstanbul'daki Rum ve Ermeni cemiyetlerinde izci teşkilatları çok meşhurdur Osmanlı döneminden beri o bölgelerde kurulan. Buralardaki cemiyetlerdeki gençler müttefik polisi sıfatıyla idari kadrolarda görev almak için yazılmışlar ve görevlendirilmişlerdir. 16 Mart'tan sonra bu daha da fazla hızlı bir şekilde artacaktır. Rum ve Ermeni gençleri polis olarak ya da tercüman olarak görevlendirilirler. Çünkü İngilizlerin özellikle bu bölgede yereli bilen, tercümanlık yapabilecek, dil bilen elemanlara ihtiyacı vardır ve bunları gayrimüslim gençleri sağlayacaktır. Yine meşhur hadisedir. Fransız General Desprey'in bir beyaz atın üzerinde İstanbul'a girişi, Fatih'in İstanbul'a girişine izafeten yaptığı hareketi Rum ve Ermeni toplulukları coşkuyla karşılamışlardır ki onlar için artık burada Türk ve Müslüman idaresinin bitişinin bir sembolüdür Desprey'in oraya girişi. Ve Patrikhane'nin resmi temsilcileri vardır o sırada. Din adamları karşılamıştır gelen heyetleri ve onları işte o kendi dini inançları çerçevesinde takdis ederek bir zaferin müjdecisi olarak görmüşlerdir. Ermeni Patrikliği görevinde Patrik Zaven vardır. Ve Rum Patrikhanesi'nde aslında resmi olarak bir patrik daha yoktur. Çünkü Osmanlı kanunlarına artık uyulmamaktadır. Venizelos'ta kralcılar arasında bir kavga vardır İstanbul'da ve Venizelos kendi istediği bir din adamını patrik seçtirmek için uğraşmaktadır. Kilis içerisinde yeni bir çatışmaya sebebiyet vermemek için kendisi istediği birisini patrik vekili olarak atamıştır ve uygun gördüğümüz bir zamanda patrik seçimini de yaparız diyecektir. 1921 yılı aralığına kadar Patrikhane yapması gereken seçimi yapmayacaktır ve Venizelos'un bizzat atadığı temsilciler burada görev yapacaktır. 1921'de de zaten kendisine çok yakın bir arkadaş olan çocukluk döneminden beri benzer siyasi faaliyetlerde de bulunduğu birisini patrik olarak seçtirmeyi başaracaktır. Dolayısıyla aslında İstanbul'da İstanbul hükümeti ve milli mücadele aleyhtarı olarak çalışan Rum ve Ermeni patrikhaneleri ve onları doğrudan idare eden bir Venizelos idaresinden söz etmek abartı olmayacaktır. Çünkü yine az önce bahsettiğim o deklarasyonda Rumların ve Ermenilerin birbirlerini desteklediklerine dair Paris Barış Konferansı'na gönderilen deklarasyonda Ermenilerin siyasi temsilcisi olarak da Venizelos'un bulunabileceği Ermeni temsilciler tarafından kabul edilmiştir. Yani Venizelos aslında sadece Rumların değil Ermenilerin de siyasi temsilcisidir. Şimdi bir tarafta bunlar olurken diğer tarafta İstanbul hükümetiyle çatışmayan sonradan milli mücadeleye destek verecek olan Hahanbaşılık ve Süryani Patrikliği var. İki önemli kurum aslında onlarda. Ermeniler ve Rumlar kadar nüfusları geniş olmasa da sürecin etkin temsilcileri. Hahanbaşılık'ta İki grup var aslında Osmanlı'nın sonuna kadar klasik dönemden beri devam etmiş çatışmaların bir yansıması olarak. Bir tarafta mütareke dönemde çok etkin olan bir grup var Siyonist cephe. Diğeri ise Hahanbaşılığın o sıradaki meşhur Hahanbaşı Haim Noham Efendi'dir. Batı yanlısı birisidir. Fransız okullarında yetişmiştir. Ama Musevilerin Osmanlı ile bütünleşerek yaşamaları gerektiğine inanan bir politikaya sahiptir. Siyonistler ise biraz Ermeni ve Rum patriklikleri gibi düşünürler. Bunun işte kendilerine Kudüs civarında vaat edilmiş topraklarına ulaşmak için bir fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade ederler. Fakat çok ciddi olarak güçleri yoktur
kilise Hahanbaşılık içerisinde. Bu çatışma ortamında Hahanbaşı Siyonist cepheye fırsat vermek istemez. Çünkü bir endişedir. Musevi toplumunun çeşitli zamanlarda yaşadığı endişelerin bir yansımasıdır. Eğer sonraki süreçte farklı bir noktaya ulaşırsa yaşanan hadiseler, Musevilerin bölgeden tekrar zarar görebilecekleri endişesindedir. Ve ayrıca aslında Haim Nahum iddiaçılara da yakın olan birisidir. İddiaçılarla yaşadığı siyasi serüvenden çıkardığı sonuç, o dönemde gazetelerde, sonraki dönemde de ifade ettiği görüşlerinde Musevilerin Kudüs'ün sonraki süreçte idaresi ne olursa olsun Osmanlı tebaası olan Musevilerin Osmanlı idaresinde yaşamaya devam etmelerini kendi gelecekleri açısından en doğru tercih olarak görür. Bu yüzden de hem Birinci Dünya Savaşı sırasında hem mütareke döneminde İstanbul hükümeti tarafından çeşitli defalar diplomatik müzakerelerde görevlendirilmiştir. Hatta Lozan'da danışman heyetinde de yer almaya devam edecektir Lozan konferansı toplandığında. Musevi cemaatini tutmayı başarır. İkiye bölünmüştük içerisinde kendisini destekleyenler. Bunun örneğini nerede görüyoruz? Mesela 1919'da yaşanan parlamento seçimler sırasında Rumlar ve Ermeniler zaten Osmanlı vatandaşı olmadıklarını ilan etmiş iki toplum olarak seçime dahil olmazlar. Ama Museviler seçime dahil olmuşlardır ve Siyonizm karşıtı olan cephe seçimlere iştirak ederek bir de milletvekili seçmeyi başarmıştır. İstanbul'da 1919 parlamentosunun tek gayrimüslim vekili İstanbullu bir Musevidir. Dolayısıyla aslında hem buradaki gayrimüslim kurumları arasında bir bölünmüşlük oluşturan hem de İstanbul hükümetine yakın tavırlar sergileyen bir kurumdur Hahanbaşılık. Sonradan Ankara hükümetinin oluşması, yani milli mücadelenin ortaya çıkması sonrası, Ankara'da hükümetin teşkilinden sonra da Haim Nahum ve Hahanbaşılık yetkilileri milli mücadeleyi de açıktan desteklemeye devam edeceklerdir. Hatta kendisi görevinden ayrılarak yerine bir vekil bırakacak, kendisi Ankara'ya gidecek. Ankara'da milli mücadele lehine söylemlerde bulunmaya devam edecektir. Lozan'da da bahsettiğim gibi heyetin danışman kadrosunda yer alacaktır. Bir de Süryani Patrikliği var. Süryani Patrikliği de o sırada Mardin'de. Mardin, Süryani Patrikliği'nin merkezi Mardin'dir. İlyas Şakir Efendi'dir meşhur patrik. O da aslında Haim Nahum'un Musevilerin geleceğiyle ilgili taşıdığı endişelere benzer endişeleri Süryaniler için taşımaktadır. Çünkü Mardin ve civarı mütarekeden hemen sonra, birkaç ay sonra yanlış hatırlamıyorsam, İngiliz işgaline girecektir. Ve İngilizler daha bölgeye gelmeden kendisiyle görüşmek isterler. Bu bölgenin İngiliz idaresine geçeceğini ve o bölgedeki Süryanilerin geleceğiyle ilgili kendisiyle görüşmek istediklerini söylerler ama İlyas Şakir yine onun da kendi anlatımıyla ciddi bir sıkıntıya düşer kendi içerisinde. Çünkü o bölgede uzun süredir Müslümanlarla komşu olarak yaşamaktadırlar. Ermenilerle yaşanan hadiselerden dolayı bölgede bir Müslüman-Hristiyan çatışması yaşanmıştır önceki süreçlerde. Bu dönemlerde Süryaniler hep bir yanda Ermenilerin Hristiyan olmasından kaynaklı bir kuşkuya sahip olan bir topluluk olmuşlardır. Yani Ermeniler isyan ettiyse Süryaniler de eder endişesini. Süryaniler hep taşımış, yaşamışlardır. Bugün de bölge İngiliz işgaline girerse Müslümanlar bu bölgeyi bırakmak istemeyecekleri için Süryaniler benzer bir ikilemde kalma durumuyla karşılaşacaklar. Bunu aşmak için İlyas Şakir İngiliz temsilcilerle görüşmek istemez ve Mardin işgale uğramadan önce heyetiyle birlikte Patriklik idaresini İstanbul'a taşır. İstanbul'a gelir ve önce İstanbul hükümetiyle görüşür. Der ki biz Osmanlı tebaası bir toplumuz. Şu anda savaş sonrası farklı bir siyasi ortam oluştu. Savaş sonuna kadar İstanbul'da bulunmayı yeğledik. Çünkü o bölgede kalırsak İngilizlerin tesirinden kurtulmamız çok mümkün görünmüyordu. Savaş sonrasında oluşacak ve sizin de onay vereceğiniz yeni siyasi yapı neyse biz ona uymaya hazırız. Bu da yine önemli bir tavırdır. Çünkü İlyas Şakir'in bu tavrıyla Rumların ve Ermenilerin bundan böyle gayrimüslim ahalinin Osmanlı tebaası olmayacaklarına dair verdikleri beyanat ya da barış konferansında verdikleri deklarasyon
çok ciddi anlamda bir darbe almıştır. Çünkü Doğu Anadolu'da yaşayan gayrimüslimler içerisinde Süryaniler ve Süryanilere bağlı olarak yaşayan Nasturiler ve Keldaniler gibi gruplar aslında Osmanlı vatandaşı sıfatını sürdürmeye devam etmektedirler ve geleceklerinde Osmanlı'nın onaylayacağı bir siyasi yapı üzerinden yürütmeyi kabul etmektedirler. Bu İstanbul hükümetinin elini güçlendirmiştir. Sonradan da yine milli mücadelenin ortaya çıkması ve Ankara hükümetiyle beraber İlyas Şakir Ankara'yı da desteklemeye devam edecektir. Milli mücadeleyi desteklemeye devam edecektir. Hatta Lozan Konferansı'nda onun da kendisi bizzat katılmamakla beraber temsilci göndermiştir. Ve hatta Süryanilerin ya da gayrimüslimlerin azınlık olarak tanımlanmasına dahi itiraz eden bir siyasi tavra sahiptir. Buna karşılık bu iki kurumla beraber Mustafa Kemal Paşa bir de 1921 sonrası Türk Ortodoks Kilisesi'ni teşkil ettirtecektir. Ki Mustafa Kemal Paşa'nın gayrimüslim kurumlarının faaliyetleriyle ilgili başta da söylediğim gibi en büyük kızgınlığı Rum Patrikhanesi'ne karşıdır. Rumlar Osmanlı'nın en fazla imtiyaza sahip gayrimüslim toplumudur. Onun da Mustafa Kemal Paşa'nın da ifadesiyle. Yıllarca Osmanlı dini tanım üzerinden vatandaşlarını sınıflandırdığı için bütün Ortodoksları Rum kabul etmiştir. Ve işte etnik olarak Rum olan ahali haricinde Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar vesaireler, hatta Anadolu'da yaşayan ve sonradan Türk olarak tanımlanan Ortodoks ahali hep Rum Patrikhanesi'nin idaresine bırakılmıştır. Dolayısıyla Osmanlı'dan aldığı gücü Osmanlı'nın aleyhine kullanan bir kurumdur Rum Patrikhanesi, Mustafa Kemal Paşa'nın kendi ifadeleriyle ve mütareke sonrası tavrıyla da bir dini heyet değil de bir fesat yuvası olduğunu ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın söylemlerinde ne savaş sırasında ne savaş sonrasında, Cumhuriyet döneminde dahil, Rum Patrikhanesi hiçbir zaman olumlu sıfatlarla anılmaz. Yani en hafif ifadesi bir fesat merkezi şeklindedir. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'nın amacı aslında milli mücadele başarıya ulaştıktan sonra İstanbul'u tekrar Türk idaresine Türk idaresine alınca Rum Patrikhanesi'ni İstanbul'dan göndermektir. Ve yerine Anadolu'da tesis ettiği bu yeni kiliseyi getirip ikame etmektir. Buna mesela kendisine sorduklarında buradaki kiliseye Rum ismi verildi ama Türk ismi verildi, Türk Ortodoks Kilisesi ismi verildi. Ama Türkiye'de kalacak ahalinin çoğunluğu Rum'dur etnik köken olarak. Bir Türk kilisesi Rumları nasıl idare edebilir diye milli mücadele sırasında hem yerli hem yabancı basın mensupları sorduklarında az önce bahsettiğim tarihi süreci örnek veriyor. Türkler ve Osmanlı idaresi bir etnik bilinçle hareket etmediler ve Rumların diğer Ortodoksları idare etmesinden bir sakınca görmediler. Rumlar yıllarca sırf Ortodoks oldukları için çok farklı etnik unsurları kilise merkezlerinde yönetti. Bundan sonra da Türkler bir Türk ismiyle, Türk kilisesi ismiyle Rumları idare etmeye devam etseler herhalde bir sakıncası olmaz diye ifade eder. Fakat Lozan'daki diplomatik görüşmeler sırasında bunu sağlamak çok mümkün olamayacaktır ve Türk Ortodoks Kilisesi de sonradan etkisiz bir kurum haline gelecektir. Neticede bu sürecin devlet ve milli mücadele aleyhtarı iki yapısı Ermeni ve Rum Patriklikleri, diğer tarafta Hahanbaşılık, Süryani Patrikliği ve Türk Ortodoks Kilisesi üzerinden yürütülen bir diplomatik safhasının da olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu önemli bir ayrıntıdır milli mücadele ya da sonrasını anlamak için. Çünkü son cümlemi söyleyerek bitireyim. Örneğin Lozan'da dönemin patriği Mustafa Kemal Paşa'nın bu çok sert tavrını bilmektedir. İngiliz kilisesi yine araya girmek ister Rum Patrikliğinin otoritesini kurtarmak amacıyla. Ve ne yapılabilir diye İngiliz dışişleri İstanbul'daki temsilciliğe sorar ve onlar da patriği yanlarına çağırarak derler ki hem İngiliz kilisesi hem de İngiliz dışişleri Patrikhane'nin yeni dönemdeki statüsünü korumak istemektedirler. Bunu sağlamak için ne yapılabilir? Patriğin onlara verdiği cevap yeni milli yapı ile kendilerinin uyuşmasının imkansız olduğu, eğer Rumların eski dönemdeki yapılarına dönmesi sağlamak isteniyorsa bunun tek yolunun sultanın ve İstanbul hükümetinin otoritesinin tekrar sağlanması olacağını ifade eder ki bu da İstanbul-Ankara ayrımında gerilen noktayı göstermesi açısından önemli bir ayrıntıdır diye düşünüyor. Çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için.